Gürsu'ya bağlı Kazıklı Mahallesi'ndeyiz. Kazıklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ertan Erkoç yanımızda. Başkanım, burada neler oluyor? Kısaca bir anlatabilir misiniz? Kooperatif ne zamandır faaliyetini, hangi faaliyetler içerisindesiniz? Kooperatifimiz 84 yılından beri faaliyetedir. Kooperatifimiz meyve üzerine çalışır. Şu anda burada 3500 tonluk buzhanemiz vardır. Meyve, armut, şaftali, ondan sonra deveci, o sistemle çalışırız. Burası komple gördüğünüz gibi, evet. 3500 ton tesisimiz vardır. 150 dönüm arazimiz vardır. Armut, şaftali, deveci yetişiyor. Yetişiyor kendi kooperatifimizin. Şu anda buzhanenin olduğu sadece alan 15 dönümdür. Alanın üzerinde benzinlik, ondan sonra 3500 tonluk buzhane depolarımız vardır. Kooperatifimizin 220 tane üyesi vardır. Kazıklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin farkı nedir desek, var mıdır öne çıkaracağınız bir fark? Farkı derken gerçekten var. Fark şöyle, buzhanemiz olarak ovada. Her yönden farklı, arazi olarak, gelişme olarak şu anda kooperatifimiz köylere bakarken gittikçe gelişiyor. Hedefleri güzel, ilerlemeleri güzel, çalışmaları güzel, tutumları güzel, halk olarak güzel. Tonaj olarak da öne çıkıyor musunuz? Her zaman çıkıyoruz. Mesela şu anda bizim geçen seneye kadar 1200 tonluktu. Şu anda 3500 tona çıktık. Seneye 4000 tona çıkacağız. Attık adımlarımızı, daima ilerideyiz. Peki, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Şu anda ben Kazıklı Köyü Kooperatifinde 6 yıldır başkanlık yapıyorum. Bu zaman zarfında şu anda 2500 tonluk çok güzel bir tesis buzhane yaptık. Camimizi çok güzel bir hale getirdik. Restore ettirdik güzel bir şekilde. Ondan sonra eski buzhanemiz çok güzelleşti. Şu anda ovada örnek bir buzhane desek yer yani. Çok geniş, koridorlarımız geniş, çalışma alanlarımız geniş. Yani çok güzel, ovada elverişli bir buzhane. Çalışma alanı olsun. Yani çok mükemmel bir buzhane yaptık Allah'ın izniyle. Kazıklı'nın güzel kullanılabileceği, gelecek neslin bize dua edebilecek şekilde, gelecek nesile güzel bir servet bıraktık Allah'ın izniyle. Daha da güzel şeyler olacak, daha da güzel şeyler düşünüyoruz. Maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Ama isteklerimiz var mı? Var tabii, olmaz mı? Köyün demek bizim gururumuz demek. Böyle baktıkça gururlanıyorum. Mesela ben şu anda çok şeyler özeniyorum. Düğün salonunun yanına böyle bir tekrar böyle yazlık bir düğün salonu düşünüyorum. Kahvenin yanına bir kahve daha düşünüyorum. Tabii gençlere Allah nasip ederse güzel bir halı saha düşünülüyor. Kooperatif olarak. Tabii kooperatif de olarak belediyemiz de düşünüyor tabii Allah izniyle. Belediyemiz Allah razı olsun, başkanımız Mustafa Başkanımız sayesinde. Bizim işimiz çiftçilik. Bir sele fabrikası olabilir. Gençlerden o kadar dedim ki, çocuklar gelin yanımıza, güzel bir şeyler öğrenin yavrum. Hani bugün biz varız, yarın siz öğrenin ki bu işi devam ettirin yani. Gençlerimiz biraz uzak kalıyor ama hata yapıyorlar. Gelip yanımıza otursalar, bir şeyler öğrenseler çok memnun oluruz yani.